konuşuyorum. Doğru ya. Olanı söylüyorum. Ya biz burada ya. Adaletli davranıyoruz. Tabii. Adaletli al. Bak, bana bir puan bir verdi. Ver. Sedacığım ben bir şey söylemek istiyorum. Şu an hepimizin ortak noktası olarak Aysun var. Önce onu gönderiyorum. Sonrasında sen varsın canım. Hodri meydan hayatım. Sen bir önce bir büyür. Bebeklerinle beni. Oynamayı bir bırak. Bir ben büyür. Bebeklerimle ayak oynamıyorum. Ayak bayılmaların geçsin. Bir kendine gel. Bir silkelen. Ben bebeklerimle o ilk haftaki performansın benim hiç bebeğim olsa, yok. Sen belki o bebeği... acaba mı diyebilirdim ama şu an o kulvarda değilsin. Biz burada yani. Yaş ya da oyuncak kıyaslamıyoruz. Yemek kıyaslıyoruz. Kendinizi alın, çakın çakın gelin. Hemen başvurun, 7 gün içinde sizi aldırıyorum. Ya süper. Bir hafta içerisinde aradılar. Kaç bileziğim, kaç çeyreğim var sayısını bile unuttum. Başvurdum, 3 gün içinde aradılar. Ne kadar çok kazandık siz de biliyorsunuz. Kendinize güveniyorsanız başvurun ve gelin. Kollarımı bileziklerden taşıyamıyorum. Siz de başvurun, siz de gelin kazanın. www.kanald.com.tr WhatsApp hattımız 0539 570 37 07. Ve sırada kayınvalide Nuray geliyor. Hoş geldin. Hoş bulduk. Birinci tabakla başlayabilirsin hayatım. Başlayalım. Patlıcanı pişmemiş. Pirinçleri de biraz diri. Peki. İkinci tabaktayız. Hep böyle mi pişmesi gerekiyormuş? Yüksek sesle. Hep böyle az mı pişmesi gerekiyormuş patlıcanların anlamadım. Bu güzel olmuş. Ona göre bu güzel olmuş. Peki. Olmamış. Üçüncü tabaktayız. Biraz fazla... Yüksek ses. Fıstıkları biraz fazla pişmiş ama lezzeti güzel. Lezzeti güzel. Peki, dörtteyiz. Nasıl? Bu da, dördüncü. Bu da onlara göre, bu da iyi. Peki o zaman puanlamaya geçebiliriz. Puan zamanı. Kararımı vereceğim. O bir, onu eliyorum. Birinci tabak bir. Evet. Buna 5'i veriyorum. Kaç? 5. 5. Dördüncü tabak 5. Buna 4 vereyim. Üçüncü tabak 4. Buna da 3 vereyim. Yüksek vereyim. İkinci tabak 3. Gel hayatım, ikinci tabak kayınvalide Nuray'dan 3 puan aldı. Bakalım 3 puan hangi gelinimize gidecek? Üç puanın sahibi kaldıralım. Aysun. Ama güzel demiştiniz. Onlara göre patlıcanı pişmemiş. Birazdan, birazdan. Buradayız. 4 puan. Sevdiğimiz puan bakalım. Haftanın ikinci günü hangi gerilimize gidiyor? 4 puan. Dört puanın sahibi kaldıralım. Dudu. 5 puan 4. tabak için kullanıldı. Bakalım 5 puanı Nuray Ayten'e mi yoksa yeni gelin Seda'ya mı verdi?
5 puanın sahibi kaldıralım. Ayten. İşte budur ya. Şunu kaldıralım. Teyzeciğim, seni çok seviyorum, çok güzel. Anne, Ayten'e 5'i verdin de salatası yok ortada, kurban olayım. Yani bir kırmızı lahana... Ne diyeyim ki? Duducuğum, demek ki sana güvenmiyor. Güveniyorum, niye güveniyorum? Güvenseydiniz, neden salatası, yağıyla, tuzuyla, her şeyle tam olan bir tabağa 5 verirdiniz. Orada yine yanıldım işte. Yapacak ah anne, ah, ah anne, ah. Ne yapıyorsun anne? Nuray Hanım... Neden bir? Olmamıştı. Ne yolu olmamış mı? Patlıcanı pişmemişti. Bembeyazdı. Pilavı aynı kez daha o birilerine pilavım göre olmaz. Pilavım çok güzel oldu. Yok, tamam, biriydi. Hayır, patlıcanım yetişmedi ama pilavım çok İçi güzel oldu. İçi de diriydi canım. Pirinçlerin de pilavım biraz diriydi. Sedacığım, şunu söylemek istiyorum. Diriydi. Çok özür diliyorum. Kayınvaliden sana bir verdiğinde Aysun tabağını savundun. Şu an annem sana olmamış diyor. Bir veriyor, kendi tabağını soruyorum, savunuyorsun. Pilavım güzeldi. Pilavımın güzel olduğunu kendi savunuyorum. Kendi kayınvaliden patlıcanlarımı yetiştirdi. O birilerine göre en kötüsü seninkiydi. Çok doğru bir puan. Ya tamam, olabilir de kız yetiştirememiş olmamış. Yani bu sefer böyle oldu. Ben de gördüğümde tanıyamadım. Ama ha? Kızın yani orada bir emeği var değil mi? Ne vereyim? Pilav pişirmiş. Olmuşlara mı vereyim biri? Biri onlara veremezdim. Mecburdum sana vermeye. Çünkü seninki peki. O birilerine göre hepsinden olmamışı seninkiydi. Peki. Keşke pilavını kendi kayınvaliden bir verdiğinde de savunsaydın. Seda'nın asla yapamayacağını düşünmedim. Elini zaten içeride ama... bunu dile getirdi. Efendim? Ben dedi çok pişiririm dedi. Kayınvaliden pişmiş tabağı evet, 5 puan verir dedi. Ben dedim ki anneciğim içeride hangi tabak tamamlanmışsa, güzel pişmişse... Tamamlanmışsa demedim, ben gidecek, çok pişiririm dedi. Bir saniye izlenebilir. Annem gidecek ona 5 verecek hangisi tamsa dedim. Çünkü bunu yetiştirememe gibi bir şeyim olmadığına emin olacaktı evet. Yani. Böyle demedim doğru, mi? Doğru öyle.